Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir kenar ajuru göstereceğim. Zincir işiyle yapılan oldukça kolay bir kenar ajuru göstereceğim. Bu kenar ajurunun kenarına ben minik bir ajur da yapacağım. Arasına zincir işini yapacağım. Siz başlı başına sadece zincir işi ajurunu da yapabilirsiniz. Bunu da dip olarak söyleyeyim. İstek üzerine çekiyorum bu videoyu. Şimdi ön hazırlık olarak şunu söyleyeyim, şöyle bir hazırlık yaptım ben. Bu ajurları her zaman olduğu gibi en boy iplikleri eşit kumaşlara yapıyoruz arkadaşlar. Sayılabilen kumaşları da yapabilirsiniz, etemin kumaşları da yapabilirsiniz. Tek şart en boy iplikleri eşit olacak. En boy ipliklerinin eşit olması ne demek arkadaşlar? Bakın, bu taraftan baktığınızda da kareleri aynı olmuş olacak boyutları. Şöyle çevirdiğiniz zaman da en boy ipliklerinin kareleri aynı olmuş olacak. Böyle baktığınız zaman aynı olmazsa ne oluyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Eğer uzunsa, mesela diyelim zaten eşit değilse, boyuna doğru böyle hafif bir dikdörtgenlik vardır. Konuşamadım. Dikdörtgenlik vardır. İşlediğiniz kaneviçe olsun, hesap işi olsun, bargello, ne işliyorsanız artık, eğer sayılan kumaşlara, hepsi en olarak dar olur, boy olarak uzun olur. Yani orantısız bir şey olur ve bu da çirkin bir görüntü olur. Bunu da dipnot olarak söyledim. Şimdi ben yaptığım çalışmaya ön hazırlığı size anlatayım. Burayı tekrardan göstermedim, uzun olmasın video diye. Ben şimdi arkadaşlar iki iplik çektim kumaştan. İki tane iplik çektim. Arasına ister santim olarak, şöyle ölçelim bakalım kaç santim. İsterseniz de sayabilirsiniz. Burada 14-15 tane kumaş ipliği var. Siz kumaşınızın inceliğine, kalınlığına göre tabii ki bunu ayarlayacaksınız. Bu mezuranın kutusunu da açamadım. Neyse, burada 15 tane kumaş ipliği var. 15 tane kumaş ipliğinden sonra tekrardan 2 iplik çektim. Bunu 2 iplik de çekebilirsiniz, 3 iplik de çekebilirsiniz. Buraya başka ajurlar da yapabilirsiniz. Ben şimdi çok basit bir şekilde göstereceğim için 2 iplik yaptım. Kumaşınız çok seyrekse tek iplik de çekebilirsiniz, fark etmez. Şimdi iğneme 2 kat muline taktım. Öncelikle şuraları yapacağım. Sonra içine zincir işiyle ajurumuzu yapacağız. Daha doğrusu zincir işiyle bir desen çalışacağız arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi şu şekilde başlıyorum. Kumaşımdan çektiğim yerden 3 tane iplik alıyorum. 3 tane de alabilirsiniz, 4 tane de alabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Şimdi ilk başlangıcını anlatıyorum arkadaşlar. Eğer düğümsüz başlama da bu şekilde yapmayacaksınız, alttan düğüm atarak ipliğinizi tutturabilirsiniz. Fark etmez, öyle de olur. Şöyle battım ve hemen aşağıya geçtim. Şuradan bir iplik alıyorum. Şu şekilde. Tekrardan yana, aslında antika yapıyorum yani arkadaşlar. Çift taraflı antika yapacağım. Şöyle geçtim. Siz bunları tabii ki arkadaşlar iki elinizle yapın. Ben rahat gözüksün diye sizin için gittim, küçük bir kasnak da aldım. Öteki türlü çünkü kameranın açısıyla yapamıyorum ben. Şu şekilde geçtim. 3 iplik. Tekrardan geri döndüm. Bir iplik. Bu ipliği çektiğim yerden 3 iplik, aşağıya batarken, kumaşa batarken tek ipliğe batıyorum arkadaşlar. 3 iplik aldım iğnemin üstüne. Geri döndüm. Bakın arkadaşlar, hemen bir ipliği bunun altından batıyorum. Tam şu ipliği, 3 ipliğin altına batıyorum, şu şekilde. Batıyorum. Tekrardan gösteriyorum. 3 iplik iğnemin üstüne alıyorum. Geri dönüyorum. Şu şekilde. Hemen bir iplik altına çıkıyorum. Kumaşın bir iplik altına çıkıyorum. Şöyle netleyelim. Bu şekilde arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar yapıyorum.
Evet, ben bu sırayı bu şekilde yaptım. Şimdi bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz ama ben yukarısını da böyle boğum boğum yapacağım ki şurası kare kare güzel dursun. Şimdi iğnemi şuradan çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar, şuradan çıkartıyorum. Kasnağımı ters çeviriyorum şu şekilde. Şöyle ters çevirdim. Şimdi iğneme şöyle göstereyim. Şu boğduğum yeri 3 ipliğini alıyorum. Geri dönüyorum. Aslında aynı işlemi yapıyorum. Buradan bir iplik çıktım. Tekrardan bunu alıyorum. Geri dönüyorum. Aynı yerden bir iplikten çıkıyorum. Şöyle. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bunu aynı işlemi yaptığım zaman burası böyle kare kare oluyor. Görüyor musunuz? Bu şekilde kare kare oluyor. Bir tane daha göstereyim. Ben sonrasında yapacağım ve burayı da aynı şekilde yapacağım ve arasını göstereceğim arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye. Şöyle. Zaten ilk sırayı yaptığınız zaman burayı sayıyorsunuz ama buradaki iplikleri saymanıza gerek kalmıyor. Çünkü karşılıklı yapıyorsunuz ya, o yüzden burası bu şekilde delik delik oluyor. Buranın ajurunu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hardengerde de kullanabilirsiniz. Başlı başına da kullanabilirsiniz. Şimdi şuraya geçtim. Hatta arkadaşlar şöyle bir ipucu da vereyim. Kendi ajurlu kumaşınızı, böyle ajurlu satılan bazı kumaşlar oluyor arkadaşlar ve onların metreleri gerçekten çok pahalı oluyor. Siz bu tarz kumaşlarınızı, en boy iplikleri eşit olan kumaşlarınızı bu şekilde kendiniz kare kare ya da uzun uzun bölerek ajurlarla kendi ajurlu kumaşınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. İlla böyle o kumaşlara çok fazla para vermenize gerek kalmaz. Hatta bir tane Zweigart'ın bir kumaşı var. Daha doğrusu Türkiye'de var mı bilmiyorum da ben onu bir dergide gördüm. Kumaşın kendisiymiş o. Ben onun çalışmasını da hatta sizin için yapıyorum. Hatta göstereyim bakın. Bunu şu kumaşın aynı ton ipliğiyle yapılmıştı şurası. Bunu çalışıyorum sizin için. Ama bu kumaşın dokurken kendisi böyle oluyormuş. Ama ben tabii ki hem Türkiye'de yok, ben görmedim. Hem de yani olsa da bayağı bir pahalı bir metresi. Bunun nasıl yapıldığını size kare kare oluşumunu da göstereceğim. Bunu da dip bilgi olarak söyleyeyim. İnşallah fırsat bulduğum zaman, bu aralar videoda çok çekemiyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Bir de biz koronadan kurtaramıyoruz arkadaşlar maalesef. Korona bu sene çabuk geçiyor ama etkisi geçmiyor. Öksürük bitmiyor. Yani öksürükten video çekemedim arkadaşlar. Ara sıra da boğazım takılıyor, kusura bakmayın. Yani koronayı atlatalı 1,5 ay oldu ama öksürüğü bitmiyor. Halsizliği de bitmiyor. O yüzden aman dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar ben bu sırayı da yapacağım. Şu alttaki sırayı da yapacağım ve döneceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben ajurumu yaptım. İki tarafını boğumlaştırdım. Bunu dediğim gibi isterseniz yapın, isterseniz yapmayın. İsterseniz farklı ajurlar da yapabilirsiniz. Şimdi ben aradaki zincir işini göstereceğim. Zincir işini aslında daha önceki videolarda nasıl yapıldığını göstermiştim. Şimdi bir desen oluşturacağız zincir işiyle. Bunu da yapabilmek için arkadaşlar şu aradaki iplik mesafesini sayıyoruz. Kaç tane iplik varsa. Normal şartlarda bu zincir işini saymadan da yapabiliyoruz ama bu daha muntazam olsun diye. Çünkü bunu hesap işi, hardenger ya da kanepiçelerinizin kenarlarında yapacağımız için hani işlediğimiz işe uygun olsun diye yapıyorum ben bunu. Bu benim bu iki ajurumun arasında 12 tane kumaşımın ipliği var.
Ben bu zincir işini 4 iplikli bir zincir yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani 4 iplikten bir kare oluşturmak istiyorum. Her kareye de zincir işinin bir yaprağını oluşturmak istiyorum. Burada çünkü bir 4 yapraklı yonca yapmış olacağım ben bu zincir işiyle. Siz daha farklı desenlerde çalışabilirsiniz. Şimdi 12 tane kumaşımın ipliği olduğu için ben tam kumaşımın ortasını buluyorum. Kumaşımın ortasını da bulabilmem için 6 tane kumaşımın ipliğini sayıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6. Burası benim. Şu ajurun ortası. Sizin burada 14 tane olur, 15 tane olur. Kaç tane varsa. İlla 4 iplikten zincir işi yapmanıza gerek yok. Kumaşınız ince ise 5 iplikten, 6 iplikten de yapabilirsiniz. Ya da kumaşınız kalınsa 2 iplikten de yapabilirsiniz. Tamamen sizin kumaşınıza bağlı. Sizin istediğiniz boyuta bağlı aslında. Şimdi tam kumaşımın ortasını buluyorum. Ben 4 iplikten bir yonca yapabilmem için 4 iplikte içeri gireceğim arkadaşlar. Sağa gireceğim. Buradan da başlayabilirsiniz. Buradan da başlayabilirsiniz. Ben buradan başlamak istedim. Şimdi 4 iplik sağa giriyorum. 2, 3, 4. Burası benim yapacağım yoncanın tam ortası. Şuradan aslında şöyle bir çarpı yapmış olacağım. Ve bu çarpının tam ortası olmuş olacak arkadaşlar. Şurası, şunu şöyle bir yerini belirleyelim. Ben şimdi arkadaşlar iğneme iki kat muline taktım. İsterseniz düğümsüz başlamada olduğu gibi de takabilirsiniz. İsterseniz ucu açık olarak da başlayabilirsiniz. Fark etmez. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kuka ipliği de kullanabilirsiniz. Bu koton ipliklerde kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bunu sadece kumaşın ipliği başlarken yapıyoruz arkadaşlar. Bu başlangıç olacak. Ben düğümsüz başlamada olduğu gibi iğneme ipliği taktım. Şöyle tam ortadan bir iplik alıyorum. Şu şekilde alıyorum. Aradan geçiriyorum. Ve tekrar bu ortaya batıyorum arkadaşlar. Şimdi tam ortasına battım. Minicik battım. Şöyle. Şimdi burası benim battığım yer yoncanın ortası olmuş olacak arkadaşlar. Şurası. Şimdi 1, 2, 3, 4 iplik sola, 1, 2, 3, 4 iplik yukarı. Yani burası şurayla tam karşılıklı gelmiş olacak. Şimdi tam ortadan yukarıya çıktım. 1, 2, 3, 4 iplik sola saydım. 2, 4 iplik. Şurayı belirliyorum arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıktığım yerden tekrardan iğnemi batırıyorum. Ve buraya çıkıyorum. Tam çaprazına çıkıyorum. Gelen ipliği iğnemin altına alıyorum. Bu şekilde aldım. Ve birinci zincirimi yaptım. Tekrardan çıktığım deliğe, çıktığım yere tekrardan batıyorum. Ya da bir iplik yukarısına da batabilirsiniz. Fark etmez. Şu şekilde battım. Tekrar ortadan çıkıyorum. Bu sefer 2, 4, 2, 4. Burayı belirliyorum. Tekrar çıktığım yerden batıyorum. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 2, 4. Buradan çıkıyorum. İğnemi de arasından geçiriyorum. Bu şekilde. Şöyle çok çekmeyin ki arkadaşlar boyutları eşit olsun. Şöyle. Birazcık da böyle bombili olsun. Aynı yere batıyorum. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Şimdi 2 4 iplik sağ, 2 4 iplik aşağıya, şuraya geleceğim arkadaşlar. Çıktığım yerden tekrardan aşağıya batıyorum. Bakın şöyle batıyorum. Şurada bir halka oluşturuyorum. İğneyi de bu halkanın arasından geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Hemen aynı deliğe batıyorum. Bir iplik de yukarıya batabilirsiniz. Fark etmez. Tekrardan aynı yerden çıkıyorum. Şimdi aynı yerden çıkıyorum, sonra aynı yerin tekrar niye batıyorum mantığı biraz komik gibi olmuş oluyor ama şurada bir halka yapmış olmam gerekiyordu. O yüzden arkadaşlar şöyle battım tekrardan.
Şimdi 4 iplik. Bir saniye sayalım bakalım. 2, 4 iplik sola. 2, 4 iplik aşağıya saydım. Ve ipliğimi şu halkanın arasından geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Tabii ki bunlar arkadaşlar bu kadar yavaş olmuyorlar. Pardon, burada bir burkuldu. Bir saniye. Ben size göstermek için yavaş yavaş yapıyorum. Yavaş yavaş yapınca da ben böyle bir karıştırıyorum niyeyse. Şöyle bakın, bu şekilde zincir işini yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar, isterseniz yan yana yapabilirsiniz, isterseniz belli aralıklarla da bırakabilirsiniz. Mesela hemen dibinden ötekini de başlayabilirsiniz, belli bir aralık mesafe de bırakabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu size gösterdim nasıl yapıldığını. Şöyle ikili 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 yapıp sonra kapata 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 aşağısını da yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi tam buraya geldim. Aynı yerden tekrardan batıyorum. 4 iplik yukarı. 1, 2, 3, 4. 1, bir dakika arkadaşlar. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben bu arada 2 tane iplik bıraktım arkadaşlar. Kumaşın ipliğini bıraktım. Şöyle geçtim. Bir saniye. Ve aynı deliğe ya da bir tane delik yukarıya, çapraza da batabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle battım. Şimdi tekrardan buradan çıkıyorum. Bu şekilde çıktım. Bu sefer bu tarafı yapacağım. Çıktığım yerden 4 iplik, 1, 2, 3, 4 iplik sağ, 4 iplik yukarı. 2, 4. Şurayı belirliyorum arkadaşlar. Eğer etemin kumaşa yapacaksanız 2 kare 2 kare yapabilirsiniz. Yani toplamda 4 kare yapabilirsiniz. 1, 2, 3, bir saniye. 1, 2, 3, 4 iplik sağ, 2, 4 iplik yukarı saydım. Şu şekilde sayıyorum ve aradan geçirdim. 1 iplik çaprazına batıyorum arkadaşlar ben. Benim gözler iyicene gitmiş. Şimdi tekrardan geçtim. Şimdi 2, 3, 4 iplik aşağıya. 2, 4 iplik. Şimdi şuraya geleceğim arkadaşlar. Aynı delikten batıyorum. Ve buradan çıkıyorum. İğnemin altına doluyorum ve geçiyorum. Hemen bir iplik yukarısına batıyorum. Aynı delikten çıktım. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Ve tekrardan sayacağım şimdi. 2, 3, 4 iplik sağ. 1, 2, 3, 4 iplik aşağıya sayıyorum. İğnemi şu aradan geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim ve bir iplik yukarısına batıyorum. Bu şekilde bakın, bu şekilde zincir işiyle bir yonca yapmış oluyoruz. Zincir işini dediğim gibi istediğiniz şekilde de uygulayabilirsiniz. Sayarak da uygulayabilirsiniz. Burayı saymadan da göz kararı da yapabilirsiniz. Ama hani dediğim gibi sayarak daha güzel oluyor. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tire ilişim merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz projelerin fotoğraflarını bana ilk alt tire ilişim merkezi Instagram sayfasının DM yoluyla paylaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.